Örgü, iğne, el işlerim kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel ve çok kolay lif modelinin yapılışını anlatacağım. Modelim kese lif, iki parçadan oluşan bir model ve ben hemen yapılışına geçiyorum. Bu şekilde 4 tane zincirimi çektim. Hatta 5 tane zincirimi çektim. Bakın, şuraya atıyorum. Küçük bir halka oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bir tane fıstık yapıyorum. Beşli bir fıstığımı yaptım. Şimdi çıkartıyorum bu şekilde. Bir zincir yapıyorum. Üzerine tekrar fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Kapatırken bakın şurayı tutuyorum, buradaki ipimi. Toplamda 5 tane kapalı fıstığımı yapıyorum. Bakın 5 tane fıstığımı yaptım, kapattım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. 6. fıstığımı kapatmıyorum. Bakın 1, 2, 3. güzeneye atıyorum. Kapatmadan atıyorum. Burada da 5'li veya 6'lı fıstığımı yapıp ikisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde beraber kapattım. Şimdi fıstık yaparak devam ediyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Hemen bakın bu değil. 1 2 3. deliğe atıyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. Bakın sonuna kadar geldim. Şimdi bunu bu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Hemen tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Buradaki fıstığımı kapatmadan şuraya atıyorum.
x'ini beraber çıkartıyorum. Tekrar fıstığı yaparak devam ediyorum. Bakın şimdi iki sıra oldu. Aynı şekilde döndürüyorum. Fıstık yapıyorum şeyde baştan. Bir tane fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir fıstık yapıyorum. Aynı mantıkla devam ediyorum. Ve bu sırayı 4 sıra gelene kadar yapıyorum. Dört sıra olana kadar devam ediyorum. Bakın bu şekilde 4 sıra yaptım. Yani buradan sayınca 1, 2, 3, 4. Buradan sayınca yine aynı şekilde 4 tane. Bu tarafta 4, bu tarafta 4. Bütün etrafı 4 fıstıktan oluşuyor. Şimdi hiç ipimi kesmeden üzerine, yani bakın sona gelmişim zaten bu köşeye, bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Tekrar fıstığımı kapatıyorum. Ve 6 fıstık olana kadar 5 tane kapalı fıstık, 6.'sı açık fıstık yapıyorum. Bakın 5 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 6. fıstığımı yapıyorum hemen. Altıncı fıstığımı kapatmıyorum. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü güzeneğe atıyorum. Burada da bir tane fıstığımı yapıyorum. İkisini bu şekilde tutup beraber çıkartıyorum. Fıstık yaparak devam ediyorum. Yapımı çok zevkli bu arada. Çok da kolay bir lif modeli. Bakın şuraya atıyorum. Bakın köşeye. İlk fıstığımı yaptım, yere batarak kapatıyorum.
Şimdi bu şekilde olduğu hemen çeviriyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Kapatmadan 1 2 3. güzeneye atıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Şuraya atıyorum. Zaten diğer kare gibi olacak bu da. Az önce altta yaptığım gibi. Tekrar çeviriyorum. Bakın sonuncu sıraya geldim. Burada aynı şekilde bir sıra daha yapıp buraya geliyorum. Bakın bu şekilde üst üste iki parça kutu teknik karemi yaptım. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Zincirlerimi güzel bir şekilde zincir yapıyorum ve kestim ipimi. Şimdi hemen diğer ipime geçiyorum. Bakın lifimin şu tarafında, yani boşluk olan kısmım ucuna yapıştırıyorum. İpimi bu tarafa sabitledim. Bakın. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Hemen şuraya atıyorum. Bir kere de çıkartıyorum. Tekrar bir tane fıstığımı yapıyorum. Buraya atıyorum. Bakın buradan sayınca 1, 2, 3 tane fıstığım oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi
Tekrar bir tane fıstık yapıyorum tepede. Bakın bir fıstığımı yaptım. Şuraya atıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Çünkü burası ara boşluk. Bakın bu şekilde ara boşluğa batmıyorum. Bu tarafa batarsam lifim şekil almaz. Hemen ara boşluğu atlatarak şuraya atıyorum. Sadece ara boşlukta bunu yapıyorum. Üçlü fıstığımı bir kere de çıkartıyorum. Bakın üçlü fıstığım oluştu gördüğünüz gibi. Fıstıklarımı bir kere de çıkarttım. Bu şekilde. Aynı şekilde devam ediyorum. Fıstıklarımı yapıyorum köşeye gelene kadar. Burası köşe. Şimdi fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bu şekilde kapattım. Şimdi ipimi kesiyorum. İpimi kestikten sonra ben 3 renk ip kullanacağım. Siz dilerseniz 2 renkte kullanabilirsiniz. Tek renkte kullanabilirsiniz. Bakın hemen şuraya sabitliyorum şu köşeye. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Hemen şuraya atıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Gittikçe sayımız azalıyor bu arada. Bakın burada 3 tane yapmıştım. Ara boşluğa gelmiştim. Şimdi 2 tane yaptım. Buraya atıyorum. Ara boşluğu atlatıyorum. Bakın burada ara boşluk var. Burada da bir tane fıstığımı yapıyorum. Bu üçlü fıstığımı bir kere de çıkartıyorum. Çıkarttım. Tekrar şuraya fıstığımı yapıyorum. Bu sarı ipimle de bir sıra yaptım. İpimi kopartıyorum. Bakın tekrar maviyi taktım. Yine aynı yerden. Yani bu taraftan. İpimi sabitliyorum. Aynı mantıkla bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum.
Üzerine bir tane fıstık daha yapıyorum. Şuraya atıyorum. Bakın. Buraya attım. Bakın ara boşluk çıktı burada. Ara boşluk olduğu için hemen üçlü fıstık yapıyorum. Bu tarafa atarak. Üçlü fıstığımı yapıp çıkarttım. Şimdi bir tane fıstığımı daha yapıyorum. Şuraya hemen atıyorum. Çıkarttım. Bu sefer ipimi kesmiyorum. Bakın son sıra çünkü. Bu şekilde çeviriyorum. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan hemen şu köşesine atıyorum. Burada da fıstığımı yapıp ikisini beraber kapatıyorum. İkisini beraber kapattım. Şimdi ipimi kesebiliyorum. İpimi kestim. Bakın gördüğünüz gibi burada da bir kare oluştu. Şimdi aynı şekilde bu tarafını yapıyorum. Yani burayı yaptığım gibi bu tarafını da yapıp geliyorum. Bakın iki tarafını da aynı şekilde yaptım. Şimdi herhangi bir köşeye ipimi sabitliyorum. Hiç köşesi fark etmiyor bu arada. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Fıstığımı kapattım. Şimdi üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Bakın şuraya atıyorum. Etrafını bir sıra bu şekilde döneceğim.
Bakın köşeye geldim. Köşelerde aynı mantığı kullanarak devam edeceğim. Burada bir tane fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Bakın köşede bir tane fıstığımı yapıp kapattım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bir tane yaptım, kapatmadan yine köşeye batarak bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Köşemi yaptım gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde. Şimdi bu köşeye gelene kadar devam edeceğim. Bütün etrafını bu köşeyi de göstermek istiyorum. Biraz daha yapıp göstermek istiyorum. İkisini beraber alıyorum. Bu şekilde aynı mantıkla köşeye gelene kadar devam ediyorum. Bakın tekrardan köşeye geldim. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir tane fıstık daha yapıyorum. Kapatmadan köşeye batıyorum tekrar. İkisini beraber kapatıyorum. Bakın bu köşem de oluştu. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün köşelerde aynı yapıp bu tarafa geliyorum. Bakın köşeye yaklaşıyorum. O yüzden burayı güzel göstermek istedim sizlere.
bakın köşeye atıyorum. Bu başladığım yerdir. Bu arada bunu söylemek istiyorum. Kapatıyorum fıstığımı. Bakın bu şekilde kaldı köşesi. Şimdi onu kapatıyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Şuraya atıyorum. Bakın şuraya. Burada da bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bakın kapattım. Karem oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi kesmiyorum. Bir sıra daha yapıyorum. Bir sıra yaparken sadece buradan buraya kadar bir sıra yapıyorum. Bu arada bütün etrafını dönmüyorum. Onu da hemen göstereyim. Yine bir fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Üzerine bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmadan şuraya atıyorum. Burada da bir tane fıstığımı yapıp beraber kapatıyorum. Bu şekilde diğer başa gelene kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen yana atıp iki fıstığımı beraber kapatıyorum. Ve bunu bu şekilde yaparak buraya kadar devam ediyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi hiç ipimi kesmiyorum. Bir sıra yapmıştım zaten. Şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum veya 6 tane. Şuraya atıyorum. Tekrar 5-6 tane zincirimi yaparak buraya sabitliyorum. Şimdi burada bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bir tane fıstığımı yapıp kapattım. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir, 3 sıra bu şekilde gidip geleceğim. İki fıstığım kalana kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu arada bu sadece lifimizin bir parçasıdır. Ben diğer parçasını daha önce yapmıştım. Onu da birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi bir tane daha yapıyorum. İki tane fıstığım kalacak. Bir tane yaptıktan sonra şuraya atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki tane fıstığım kaldı. Kalan iki fıstığımı yapmıyorum. Bu şekilde düğümleyip bakın ters çeviriyorum ipimi. Hemen iki sıra yine bunun üzerine devam edeceğim.
Bir fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. Üzerine bir fıstık daha. Ve dediğim gibi iki sıra daha yapıp geliyorum. Bu şekilde iki sıra daha yapıp geliyorum. Bakın bu şekilde bitirdim. Şimdi daha önce yaptığım bir parça daha var. Gördüğünüz gibi. Parçalarım aynı. Boyutları bu şekilde bakın. Üst üste koyup birleştireceğim şimdi. Şimdi iki ucunu tutuyorum. Şuradan uçlarını zincirle birleştiriyorum. Şimdi burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Şuradan bu şekilde sabitliyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Buradan bir tane fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde fıstığımı kapatıyorum. Şuraya batarak devam ediyorum. Bu şekilde ben lifimin kenarını fıstıkla kapatacağım hepsini. Tekrar fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bakın şuraya atıyorum. Ve bu şekilde dediğim gibi bütün kenarını aynı şekilde yapacağım. Fıstıklarınız ister dörtlü ister beşli olsun hiç fark etmiyor. Bakın gayet düzgün oluyor bu şekilde. Şimdi ben bütün kenarını bu şekilde kapatıp geliyorum. Bakın bu şekilde lifimi yaptım. Şimdi sadece şurası kaldı. Burasını da bakın bu şekilde bir tane fıstık yapıyorum. Etrafını yaptığım gibi fıstığımı bu şekilde kapatıyorum. Şuraya batıp çıkartıyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum bu şekilde. Şuraya batarak kapatıyorum.
Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi aynı şekilde bu tarafını da fıstıkla dönüyorum etrafını. Bakın lifimi bu şekilde bitirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Kese lif oldu. Şimdi sadece ipi tek kaldı. Şuraya güzel bir ip yapıyorum. Ve lifimi bitiriyorum. Bakın bu şekilde 6 kat ipim var. Şimdi ben bu ipimi şurasından tutarak hatta düğümlüyorum. Bu tarafını tutuyorum ipimin ve güzel bir şekilde bu şekilde döndürüyorum. Bakın bu şekilde ipimi döndürdüm. Şimdi şu ucunu tutuyorum. İpim zaten kendiliğinden şekil alıyor. Bu şekilde ipimi hazırladım. Şimdi bu ipimi lifimden geçiriyorum ve ipimi de yapıp geçirdim. Gördüğünüz gibi ipinizi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz zincir yaparak da ip yapabilirsiniz. Sorun, sıkıntı olmaz. O şekilde de güzel durur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örgü, iğne, el işlerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.